Arkadaşlar sakın yorumlarda yazmayın. Bugün en uzun yazma yarışmasında hile yapıp oyunu kazanacağım. Bu elimdeki telefon sayesinde en uzun harfli kelimeleri öğrenebiliyorum. Evet sorunuz geliyor. Hazır mısınız? Yarışma başlıyor. Hazırız abi. Bana bir araba markası yazın. Araba markası araba markası. Hemen arkadaşlar hile yapıyorum. Bakalım arkadaşlar en uzun harfli araba markası neymiş? Aha Volkswagen yazıyor. Volkswagen nasıl yazılıyordu ya? Tamam tamam Volkswagen. Tamam da Ferit Bakalım diğerleri ne yazmış Tarık Oğlum sen niye araba markası yazdın Ne yazacaktı ki Tarık başka Ben zincir marketleri sormadı mı Ben BİM yazdım Hayır Tarık araba markası sordu Tarık ceza aldın Ben sana araba markası sordum Hayır Tarık sen ne anladın Ben market zincirlerini sorduğunu zannetmiştim <laughs> Şapşal Tarık ya. Soruyu yanlış anlamış gidip gitmiş bim yazmış arkadaşlar. Örümcü çocuk Audi yazmış. Ya baba kocaman yazmış. Birinci benim arkadaşlar. U örümcek kız Hyundai'ye yazmış. Sana yetiştim aşkım. Bana yetişemeyeceksiniz çünkü oyunu ben kazanacağım. Ha 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 Bir sonraki sorunuz geliyor. Gelsin abi. Bana bir renk yazın. Renk yazalım, renk yazalım. Ne olabilir? Ne olabilir? Hemen arkadaşlar hile yapıyorum, hile yapıyorum. Aha! Cam göbeği mavisi. Evet arkadaşlar gerçekten de böyle bir renk varmış. Tamam yazalım cam göbeği mavisi. <laughs> Siz ne yazdınız bakalım? Ya oğlum o ne öyle? Cam göbeği mavisi. Cam göbeği mavisi işte. Okuyamıyor musun? Ne o ne öyle? Türkçem mi yok? Öyle bir renk yok bir kere. Hile yapıyorsun. Evet aşkım hile yapıyorsun. Allah Allah kahvenin rengi oluyor da cam göbeğinin niye mavisi olmuyor? Böyle bir renk var bir kere. Ya hile yapıyorsun babacım. Örümcü çocuğa bakın yeşil yazmış arkadaşlar. <laughs> bula bula yeşili mi buldun? Sonuncu Hayır hile yok. Cam göbeği mavisi doğru bir cevap. Ne oldu he? Ne oldu? <laughs> yarışmayı ben kazanacağım. <laughs> Nasıl olabilir? Kahvenin rengi varsa kahve rengi. Cam göbeği mavisi de var yani. Normal şeyler bunlar. Cam göbeği mavisi normal bir renktir. Ya duydunuz mu? Hadi bakalım. İkileyin bakalım. Bu yarışmayı ben kazanacağım. En üstte ben ulaşacağım. <laughs> Bakın bana iyileci diyorlar arkadaşlar. Sizce ben iyile yapıyor muyum? Yo. Ben gayet de kendim bilgilerimle kendim birliklerimle kazanıyorum yarışmayı. Evet, lav yükseliyor. Ana lav yükseliyormuş. Beni ilgilendirmiyor ki. Olamaz! Yanıyorum! Olamaz arkadaşlar. Örümce çocuk gitti vallahi görmüş olduğunuz gibi. Örümcek lavların altında kaldı. Evet, örümce çocuk yarışmadan diskalifiye oldu. Çok yaklaştı. Evet sıra Tarık'ta arkadaşlar. Hadi bakalım Tarık yanacak. Yarışma baya bir kazıştı. O yüzden en uzun cevabı vermeye özen gösterin. Zaten sen merak etme abi. Ben hep en uzun cevabı veriyorum. Veremeyenler düşünsün. Seni yeneceğim. Yani de görelim. Yemek ismi yazın. Yemek ismi tamamdır arkadaşlar. Ben bakıyorum şöyle yemek ismi. Yemek ismi böyle en uzun harfli yazabileceğim var mı? Fettuccini Alfredo mu? O ne ya? ilk defa duyuyorum. Hey ne yapıyorsun sen orada? Düşünüyorum. Kopya mı çekmeye çalışıyorsun benden? Git kendin düşün. Anladım tamam. Allah Allah kopya çektim acaba hile yaptım anladım arkadaşlar. Neyse. Ee, ne yazıyoruz arkadaşlar? Fettuccini Alfredo. Oho, bayağı uzun Yemek ismiymiş ya bu. Oho, göremiyorum bile sizi artık. Baksanıza ne kadar yükseldim Hadi artık yazın bir şeyler. Ya of, onu geldi. Ee, şey, bir keresinde Fransa'ya gitmiştim. Fransız yemeği bu. O Fransız değil, İtalyan yemeği bir kere. Ee, tamam, tamam öyle olsun. Fransızlar da yapıyor. Ondan. Çok lezzetli bir pizza bu. Ha. Pizza değil o makarna. Ha, i̇şte makarna. Daha ne yazdığını bilmiyor. Aklıma geldi size ne? Allah Allah size hesap vermek zorunda mıyım ne yazdığım hakkında? Allah Allah. Örümcek kız ne yazmış? Hünkar beğendi mi? Evet aşkım. Ana yetişti bana. Ama aramızda çok blok var örümcek kız. Bana yetişmiş olabilirsin ama benim seviyeme asla gelemeyeceksin. <laughs> Tarık ne yazmış? Tavuk göğsü. Aa, Aklına mı geldi Tarık? Bu seni alakadar etmez. Ne alakadar etmez Tarık? Lav yükseldiği zaman yanacaksın oğlum. Cayır cayır yanacaksın. Evet arkadaşlar. Lav yükseliyor. Durun. Yükselme. Evet Tarık sonun geldi. Elveda de. Çünkü az sonra yanacaksın. Niye yükseltmeyeyim? Ödenmiş. Size bir raporda bulunacağım. Ne raporu? Söyle bakalım. Firdit'in elinde kırmızı bir telefon var. Ve o kırmızı telefon sayesinde 2 saattir kopya çekiyor. Kırmızı bir telefon mu? Bu yarışmaya teknolojik aletler getirmek yasaktı. Eyvah. Valla büyük ihtimalle kopya çekiyor. Lütfen onu atmasını söyleyin. Ferit'e doğru mu bu? E e efendim ne, ne münasebet? kop kop yap filan bu? Yani bunlar böyle benim tarafıma yakıştırmayan çok kötü ithamlar yani. Çok kötü suçlamalardır yani. Ben hayatta kopya çekmem. Çok bilgin, çok bilgili bir insanımdır. Telefon hala yanında mı? Evet araba araba yapmak için yanımda tutuyorum O telefonu buraya getirmemen lazımdı Bu yarışmada telefon yasak Bir daha duymayayım Telefonu çabuk lava at Telefonu zaten kamerası yok efendim yani Yine de getiremezsin ee, Tamam teknolojik aletler Bilmiyordum vallahi yasak olduğunu Kusura bakmayın ben bu yarışmada bilmiyordum yani. Tamam şimdi yarışmaya devam edebiliriz. Lav yükseliyor. Abi o kadar rapor ettim ya. Yükselmesen olur mu? Bari bana bir kıyak geçseydin. Aaa yanıyorum. Aman Allah'ım yanıyorum. Tarık Allah var ya seni billi gibi yapsın kardeşim ya. Şime çomak soktun. Sen çok noob bir insansın. Çok noob bir senin yüzünden telefonum gitti. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl cevap vereceğim sorulara? Evet, bir sonraki sorunuz geliyor. Seni yeneceğim. Bir süper kahraman yazın. Süper kahraman. Iı, telefonun ıı, Süper kahraman. Iı, A few moments later. Süre doldu. Ee, bulamadım. Ha ha, Kaptan Amerika! Aa, nasıl ya? gelmedi. Olamaz, ben kazanacaktım. Bir mutfağın olmazsa olmazı. Bir mutfakta olmazsa olmaz bir şey. Ee, şey? Süre doldu. Ya dur, aklıma gelmişti. Çatal yazıyordum. Mutfak robotu. Ee, olamaz. Evet. Öyle bakalım Ferit. Et. Ne oldu da böyle cevap verememeye başladın? Halbuki çok da iyi gidiyordun. Ee, şey bende e, akıl tutulması diye bir hastalık var beyefendi. Akıl tutulması mı? O öyle? İlk defa duydum. 10 e, dakikada bir aklım tutuluyor. Aklım tutulduğu zaman e, düşünemiyorum. E, o, o var bende. He geçmiş olsun. E, sağ olun. Sağ olun. E, medikal bir kondisyon. E, çok da dert edilecek bir şey değil. Neyse lav yükseliyor. Ne? ne? Duyamadım. Dedim ki lav yükseliyor. E, bir, bir saniye. Abicim siz hiç uğraşmayın. Ben gidiyorum buradan. Ben bu yarışmayı da terk ediyorum. Olamı lütfen yükselme. Tamam örümcek kız sen kazandın. Tamam sen kazandın. Aman Allah'ım yanmak istemiyorum. Yanmak istemiyorum kaç. Abi kaç. Vallahi ben bir daha bu yarışmaya girmem abi. Aa! Ay vallahi mükemmel bir yarışmaydı. Birinci olduğum için çok mutluyum. Ben ikinci oldum ben kaçıncı oldum? Ha sen mi? Sen zeminden dördüncü oldun. Ha 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 ha. Ha ne kadar komik ha 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 ha, ha. Çok komik çok komik. Kanka iyileciler birinci olamıyormuş. Ha, aynen Tarık sen hilecisin nasıl ya? Bana iyileci diyorlar şuna bakın arkadaşlar ya. Benim nerem hile ya Allah Allah. Neyse Ferit Tarisi. Sağda sola giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağ sola giden çıkan video ya. Lütfen tıklayın beni arkadaşlar. Hadi bakalım tıklayın. Size çok ama çok seviyorum. Lütfen sağ sola giden çıkan video tıklayın. Kendinize iyi bakın.